Doğu Karadeniz'in incisi, dağların koynundaki cennet, göğe komşu toprakları anlatacağım sizlere. Benim atalarımdan duyduğum güzel bir söz var. Bu dünyada bir cennet varsa orası Şavşat'tır derlerdi. Şavşat, tüm doğal güzellikleri bünyesinde bulunduran Doğu Karadeniz'in Çitaslı markalı incisidir. Çok şanslıyız ki cennet kent olarak tabir ettiğim Şavşat'ımızda yaşıyoruz. Sabahları uyandığınızda araba sesleri değil, kuş sesleri sizleri uyandırıyorsa, toprağa çeşit çeşit çiçeklere dokunma fırsatı verebiliyorsa, güneşin doğuşu ve batışı size ayrı bir haz hissettiriyorsa, işte bütün bunlar göğe komşu toprakların huzur farkıdır ve her kentin harcı değildir. Özelliklerinin hissettirdikleri ancak buradaki havayı solumak suretiyle anlaşılabilir. Yaşayan halkı, tarihi, doğası ile ketesi, döneri, peyniri, balı, gelenek, görenek, kültürel, doğal hayat, bitki çeşidi ve daha birçok güzelliğiyle her yaşa, her cinse hitap eden, herkesin ilgisini çekecek bir şey bulabileceği sayılı kasabalardandır. Ayrıca söylenmeden geçilmeyecek bir diğer özelliği ise meşhur kış aylarıdır. Kış aylarında büründüğü bembeyaz görünümle belki dünyanın en eşsiz manzaralarından birine sahip olan Şavşat'ta Karagöl'ün donduğuna şahit olmalısınız. Her ne kadar yaşlansa da, yıpransa da sevenin gönlünde değişmeyen sevgili bir Şavşat. Öyle bir duruşu vardır ki eşsiz coğrafyasında burada yaşamayı seçenlere sanki sessiz bir çığlık atar gerektiğinde. Bu toprakta gördüğünüz, kokladığınız, dokunduğunuz her şeye önem vermeli hissetmelisiniz. Doğanın şehri, şehrin doğaya yakıştığı yerlerden birisi olan turizm kenti Çitaslı Şavşat'a çok daha sahiplenmenin ve Şavşat'ı daha çok sevmenin zamanı şimdi. Ülkemizde yeterince yer gördüğünü söyleyerek Şavşat'ı görmeden artık yurt dışındaki şehirleri görmeye başlayayım demek çok büyük bir eksikliktir bence. Şavşat'ın sahip olduğu yüzlerce doğal ve tarihi güzelliği dünyanın her yerinden konuklarla paylaşmak üzere ziyaretçilerini beklemektedir. Geçmişin izinde, hayallerinin peşinde memleketimizden ayrılanlar, söz veriyorum Şavşat'a tekrar geleceğim diyerek ayrılırlar. Bu cennet kenti hepinizi bekliyoruz. Öyle bir yer hayal edin ki size huzur versin. Sükunetiyle sizi hafifletsin. Baktığınız her yer sizi büyülesin. Sizi doğanın ve doğallığın zirvelerinde gezdirsin. Dünyada cenneti yaşatsın. Yavaşlayın. Şavşat'tasınız.
Hayal ettiklerinizden daha fazlasını görmek için çaba sarf etmeden sadece bakmanızın yeterli olacağı bir coğrafyadasınız. Bu muhteşem toprakların tarihini birlikte inceleyelim ilk olarak. Şafşat, coğrafya olarak oldukça ilginç özellikleri olan bir konumda, bir mekanda, bir bölgede yer almaktadır. Burası Karadeniz bölgesine ait olmakla birlikte bir taraftan Ardahan'a yakınlığı nedeniyle Doğu Anadolu'dan etkiler almakta, bir taraftan Kafkasya'ya yakınlığı nedeniyle Kafkasya'dan etkiler, kültürel etkiler almaktadır. Tarihini, Şafşat'ın tarihini de bu etkiler biçimlendirmiş gözükmektedir. Şafşat, yalnız Çam Dağları ve Karçal Dağları'nın arasında konumlanmaktadır. Çoruh Nehri ile birleşen derin vadilere sahiptir. Bu yüzden bu coğrafyada tarihin izini sürmek oldukça güçtür. Bu bölgede bazıları tesadüfele geçmiş, bazıları bilinçli araştırmalarla ortaya çıkarılmış bir takım bulgular, belgeler, eski tarihi objeler bize Artvin tarihi hakkında fikir vermektedir. Bunlardan en eskisi milattan önce 2. bin yıla ait olan bronz baltalardır. Artvin'de bronz baltalar bize özellikle Murgul madenleri ve onların çevresindeki bazı maden ocaklarının işletildiğini göstermektedir. Yani milattan önce 2. bin yılda ve belki biraz daha eski bu bölgede yaşam olduğunu, madenlerin bir şekilde işletildiğini biliyoruz. 1932 yılında Balıklı köyünün kırsalında tesadüfi olarak bulunan bronz baltaların dışında Şafşat'ın tarihini eski çağa götürecek herhangi bir kültür varlığı yoktur. Anadolu'dan Kafkasya'ya yapılan göçlerde göç yollarının sınırında bulunan Şafşat'ın tarihiyle ilgili olarak bir takım teorik çıkarımlarda bulunmak mümkündür. Örneğin Posof üzerinden Ardahan ve oradan Anadolu'ya giden yolların hemen yakınında yer alması nedeniyle Yalnız Çam Dağları'na aşan bazı toplulukların Şafşat bölgesine indiği bilinmektedir. Şafşat'a en eskisinden Hurrilerden başlamak üzere Kafkasya'dan Hititler, Anadolu'ya giden bütün toplumların bir şekilde geldiğinden söz edilir. Ancak bunları kesin olarak kabul etmek zordur. Bunların izini bulmak bu coğrafyada oldukça zordur. Buluncaya kadar da bu teorik yaklaşımlardan çok emin olamayacağız. Örneğin Urartuların bu coğrafyaya gelip gelmediğini kesin olarak bilmiyoruz. Ardahan'a, Hanağa kadar gelmişler ve orada bir yazıt bırakmışlar Urartular. Urartu ordularının Yalnız Çam Dağları'nı aşıp Şafşat'a geldiklerini, bu vadiye indiklerini bilmiyoruz. İnmeleri için bir gerekçe olduğu da pek gerçekçi değil. Çünkü zaten yazın biliyorsunuz bu bölgedeki bütün topluluklar yaylalara çıkmakta. Urartular da bu bölgeye hayvan sürülerini ele geçirmek ve ganimet elde etmek için gelmişlerdi. Daha sonraki toplumların, örneğin İskitlerin, Kimmerlerin bir şekilde bu bölgeye geldiği varsayılır. Ancak bunların da şimdiye kadar kesin olarak izini bulmuş değiliz. Ancak bu toplulukların Kafkasya'dan Anadolu'ya göçlerinde bazı grupların bu bölgelere bir süreliğine de olsa sızmış olabileceği teorik olarak kabul edilebilir. Eski çağda Şafşat deyince en eski topluluk herhalde Gürcülerle bu bölgede başlıyor. Milattan öncesine kadar gidiyor Gürcüler ve bütün o eski topluluklardan sonra Gürcüler burada yaşamaya devam ediyorlar. Ve daha sonra Orta Çağ'da bildiğiniz üzere bin yıllarından sonra buradaki kiliseleri yapan Hristiyan Gürcülerin, Hristiyanların bu bölgede etkin olduklarını biliyoruz. Ve daha sonrasında belki sonraki araştırmacıların üzerinde uzun uzun duracakları en son bu bölgeye Ahıska Türklerinin gelişiyle Şafşat'a bölgenin modern tarihi şekillenmeye başlayacaktır. Coğrafyanın zorluğu ve ulaşım imkanlarının kısıtlı olmasından dolayı, geçmişte Şafşat'a yerleşen halkın uzun yıllardır yer değiştirmeden burada yaşadığı bilinmektedir. Şafşat kapalı bir bölge. Bu çok önemli bir özellik ve bu özellik aslında buranın tarihini, kültürünü, burada yaşayan kültürleri
oldukça etkilemiş durumdadır. Şöyle anlatayım. Şafşat'a son yıllara kadar, modern dönemlere kadar ulaşan bir ticaret yolu yok. Ulaşan bir ana yol yok. Buraya ulaşmak için Artvin üzerinden derin vadiden yayan gelebilirsiniz. Ya da Ardanus üzerinden köylerden geçen yaya yollarını izleyerek gelebilirsiniz ve bu birkaç günlük yol. Ardahan tarafına gitmek için 2500 metrelere ulaşan Yalnızcam dağlarını geçmek zorundasınız. Ya da Cin Dağı'nın çevresinden Posof'tan aşan dağları aşmak zorundasınız. Vurgulamak istediğim nokta şu. Şafşat her dönemde izole bir bölge. Buradaki en eski kültürler çok uzun süre yaşamışlardır. Ya buraya gelen bir topluluk eğer burada yaşamayı seçmişse uzun yıllar kalmış, değişmeden, dünya değişse bile burada değişime uğramadan kalmıştır. Ya buradaki kültürel doku buraya özgüdür. Gelenler burada yaşamışlardır. Örneğin Karadeniz kıyılarına gelen Yunan kolonizasyonu iç kısımlara herhalde hiç ulaşmadı. Çünkü yol yoktu. Ya da Doğu Anadolu üzerinden Anadolu'ya giden birçok toplum hiçbir zaman bu bölgeye uğramadı belki de. Bazı küçük grupların bu bölgeye gelmiş olabileceğini düşünüyoruz. Onun dışında bu bölgede yaşam çok uzun süre kendi içinde biçimlenmiş biçimiyle, biçimlenmiş haliyle devam etti. Geçmişte Şafşat'ı mesken tutmuş olan insanlar, inşa ettikleri mimari yapılarıyla günümüze kültürel varlıklarını aktarmayı başarabilmişlerdir. Yaşanan her dönemin izini bu yapılarla gözlemlemek mümkündür. Şafşat, tarihi yapılarıyla da zengin bir coğrafyadır. Artvin'in kültür değerleri olarak değerlendirdiğimizde, eski çağ dönemine ait çok önemli kalıntıların olmadığı görülür. Şafşat aslında bir ortaçağ kentidir. Orta çağda özellikle 5. yüzyılda başlayan Hristiyan kültüre ait manastır yerleşmeleri, daha sonra 8 ve 11. yüzyılda yoğun bir şekilde kale yapılarıyla desteklenmiştir. Ve akabinde de özellikle taş köprüler, çeşitli dereler üzerinde taş köprülerle zenginleştiği görülür. Bu kültür varlıklarının içinde en önemli yeri tutanlar şüphesiz kalelerdir. Kaleler, geçmişteki yönetimlerin temsilcileridir adeta. Kale yapılarının en önemlisi, Şafşat ilçesinin çok yakınında, hemen girişinde 3 kilometre yakındaki Şafşat, eski adıyla Saddel Kalesi, 1987 yılında tescil edilmiş taşınmaz kültür varlıklarımızdan biridir. 2007 yılında Van 100. Yıl Üniversitesi adına başkanlığımda başlayan kazı çalışmaları 11 yıl aksatılmadan devam edilmiş. Gerçekten Ortaçağ dönemi, daha sonra da 16. yüzyıla ait Osmanlı dönemine ait çok önemli taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları ortaya çıkarılarak tanımlanmaya çalışılmıştır. Şafşat'a gelen turist çok kolay bir şekilde Şafşat Kalesi'ni ziyaret edebilmektedir. Hemen aynı kalenin yakınında Söğütlü Mahallesi'nde Osmanlı dönemi öncesinde kilise olarak yapılmış ama 16. yüzyıl sonrasında özellikle 17. yüzyıldan sonra toplum Müslümanlaşınca cami olarak kullanılmaya başlanmış, günümüze metruk durumda bulunan Söğütlü Kilise Camisi dikkat çekmektedir. Hemen yakında da yine yöre idarecilerine ait olan Hamşoğlu Konağı gerçekten görülmeye değer unik eserlerdir. Bölgenin Müslümanlaşmasıyla kendine has yöresel mimariye sahip camiler inşa edilmiştir. Ve bu camilerin birçoğu günümüzde de ibadete açıktır. Köylerimizde çok sayıda 16. yüzyıldan sonra
ahşap veya taşın çok uyumlu olarak birlikte kullanıldığı güzel camilerle karşılaşıyoruz. Mesela Veliköy'deki eski camiyi baştan sona ahşap malzemenin kullanımıyla dıştan oldukça sade ama içte tümüyle süslemeleriyle donatılmış güzel örneklerden biridir. Bu tür örneklere Çayazı köyündeki camide ve başka köylerde, çok sayıdaki köydeki camilerde de rastlıyoruz. Bölgede yine Köprülü köyünde yörenin en erken camilerinden kabul edilen Zor Mustafa Camii'de kitabesi olmamasına rağmen muhtemelen 18. yüzyıldan sonra yapılmış camilerimizden biridir. Geçmişe ait sanat anlayışını yansıtan camiler, sade ve doğal görünümleriyle insanlara huzur verir niteliktedir. Evet Şavşat, doğa güzelliklerin yanısına kültür güzellikleriyle Ortaçağ ve Osmanlı döneminin iç içe geçtiği, aralıksız olarak devam ettiği, Müslümanlaşan halkın eski kiliselerini camiye çevirerek kullanına geldiği ama zaman içerisinde de kendi öz mimari anlayışını ortaya koyduğu yapılarla gerçekten görülmeye değer nitelik taşımaktadır. Köprüler genellikle taş mimarinin tek gözlü olarak çeşitli dereler üzerinde yapıla gelmiş, Ortaçağ döneminde form olarak biraz farklılık gösterirken, Osmanlı döneminde özellikle 18. ve 19. yüzyıla ait köprülerde yuvarlak kemer dikkat edilmiştir. Böylece Ortaçağ dönemi ile Osmanlı dönemindeki geçiş stilini veya yapılaşma koşullarını çok iyi görebiliyoruz. Kent içerisinde köylerde yayılmış olarak çok sayıda mezar taşı görülebilmektedir. Hemen hemen her köyde eski dönemden kalmış önemli mezar taşları zaman içerisindeki gömülerle yok olsa da hala Söğütlü Mahallesi'nde başta olmak üzere Osmanlı dönemini iyi bir şekilde tanımlayan taş malzemeyle yapılmış mezar taşlarıyla karşılaşıyoruz. Bölgedeki Osmanlı dönemine tanıklık eden diğer mimari yapılar olarak dinsel mimaride türbeler de az da olsa görülmektedir. Yıllardır bölgede yapmış olduğumuz araştırmalar sonrasında ilk kez Şavşat Kalesi'nde Bakanlar Kurulu bir arkeolojik kazının ardından 2018 yılında yine Şavşat'ın biraz önce değindiğim gibi en önemli manastır yapılarından biri olan ve kilisesi hala önemli ölçüde ayakta bulunan Cevizli Beti Manastır Kilisesi üzerinde de çalışmalarımıza başlamış olacağız. Bu kilise yörenin en eski yapılarından biri olarak 9. yüzyıl sonrasından başlayarak 16. yüzyıla kadar kilise olarak kullanılmış. 16. yüzyılda bölgenin İslamlaşmasıyla birlikte camiye dönüştürülerek 19. yüzyılın sonlarına kadar cami işlevi görmüştür. Daha sonra cami işlevini görmeyerek terk edilince kendi haliyle kalmış ve çeşitli olumsuzluk nedenleriyle kubbesi ve batı kanadı
içerisine çökmüş olarak enkaz halinde duruyor. Şavşat, tarihi güzelliklerin yanında adeta her biri doğa harikası olan değerlere de sahiptir. Neredeyse gözünüzün değdiği her yerde bir akarsu veya şelale bulunmaktadır. Kuş cıvıltılarının, akarsuların sesiyle birleşerek fon yaptığı manzaranın seyrine doyum olmaz bu coğrafyada. Şavşat aynı zamanda gölleriyle meşhurdur. En bilineni Meşeli Karagöl'dür. Üstten bakıldığında gözlerin yanında aslında gönüllere de hitap ettiğini anlatır bizlere. İçinde yaşayan balıklar da huzurla beslenir yıllardır. Bir diğer göl ise Balık Gölü'dür. Duruşuyla bizi huzura davet etmektedir. Gürcistan sınırında yer alan Arsiyan Yaylası yakınlarında da Boğa Gölü, Kız Gölü gibi isimlerle anılan, içlerinde rüzgarın etkisiyle hareket eden küçük adacıkların yer aldığı göller bulunmaktadır. Farklı formda özellikler taşıyan doğal güzelliklere de sahiptir Şavşat. Bunlardan biri de yörede peri bacaları olarak anılmaktadır. Şavşat'a ait olan her şey güzeldir ve huzurludur. Buna burada yaşayan hayvanlar da dahildir.
her yıl birçok festivale ev sahipliği yapar Şavşat. Bu festivallerde hem geçmiş kültüre dair anılar tazelenir, hem de Şavşatlıların bir araya gelmesi sağlanır. Muhteşem doğanın içerisinde yöresel ezgilerle tutulur eller ve tekrar kavuşmanın mutluluğu yansır yüzlere. Akordeon, yörede kullanılan enstrümanların başında gelir. Yöresel ezgilerin eşliğinde Şavşat halkı tarafından üretilen yerel ve organik ürünler, Şavşat Belediyesi tarafından kurulan yöresel ürün pazarında beğenilerine sunulur tüketicilerin ve turistlerin. Tabii ki Şavşat birbirinden lezzetli tatlara da ev sahipliği yapmaktadır. Evet, bugün Şavşat yöremize ait yöresel yiyeceklerimizin tanıtımını yapacağız inşallah. Aslında mutfağımız çok zengin ama biz birkaç tane ürünümüzü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ben öncelikle isimlerini saymak istiyorum. Hem bizim yöremizdeki kullanılan ismiyle hem de diğer ismiyle. Öncelikle gevrek etemiz. Mısır ekmeğimiz, yöremizde yine cadı olarak bilinen, papa, böyle tatlı olarak kullanılan, kullandığımız, yaptığımız hasuta, pekmezle yapılan bir tatlımız mevcut. Olmazsa olmazımız tabii ki peynir eritmemiz ve şöyle bir şu an patentini almaya hazırlandığımız kızılcıktan yapılan korabamız mevcut. Yörede yetişen kızılcıkların saatlerce kaynatılarak suyunun çıkarıldığı, renginin ve tadının zihinlerde yer ettiği, soğuk olarak tüketilen ve şifa dağıtan organik bir içecektir kızılcık korovası.
en bilinen lezzetlerden biridir keti. Bazen gevrek, bazen de peynirli keti olarak çıkar karşımıza. Gevrek keti için öncelikle kaymak ısıtılır. Maya ve tuzla yoğrularak pişirilir. Peynirli kete içinse hamur yoğrulup muhteşem şafşat peyniriyle içi doldurulduktan sonra sürülür fırına. İkisinin de tadı enfestir. Mısır ekmeği, yani yöresel ismiyle cadi, önemli bir yer tutar şafşatta. Mısır unu yoğrulur. Maharetli ellerle şekil verilerek kuzine sobada pişirilir. Sade tüketileceği gibi, istenirse süt veya yoğurtla beraber de tüketilebilmektedir. Farklı lezzetlerden biri de hasutadır. Tereyağı eritildikten sonra dut pekmezi ve mısır unuyla buluşturulur ve tatlı olarak sunulur sofralara. Haşil, yani yöresel ismiyle papa da farklı bir lezzettir. Kaynayan suya tuz ilave edildikten sonra yoğun bir kıvama gelene kadar un ilave edilerek karıştırılır. Ortasına eritilen tereyağı eklenerek servis edilir. Şafşatın olmazsa olmazıdır peynir eritmesi. Tereyağının içine şafşat peyniri eklendikten sonra sıcak su katılarak eritilir peynir. Her biri birbirinden farklı ve enfes bu tatları tatmak için şafşat ziyaret edilmelidir. Huzurlu insanların huzurlu yaşam alanlarına sahip olduğu yerdir şafşat ve evleri de kendine has mimariyle inşa edilmiştir. Geleneksel şafşat evleri genelde taş ve ahşap malzemeyle yapılmaktadır. Taş malzeme evin alt katında ve toprakla temas ettiği yerlerde, ahşap ise geri kalan kısımda. Evlerin yapım sistemi yığma tekniğidir, ahşap yığma ya da taş yığma. Evler iki kattan oluşuyor genelde geleneksel olarak. Alt katta arka tarafta, yani toprağın olduğu kısım veya eğimin arka tarafında iki tane kışlık oda, ön tarafta da ahır bulunmaktadır. Evin üst katı ise tamamen ahşaptan yapılmakta ve ahşap kereste, işlenmiş kereste. Ahşap yığıma geçme tekniğiyle, yani bir nevi aslında prefabrik gibi evi söküp başka bir yere taşıyabilirsiniz. Üst katta genelde 4 oda gibi planlanmıştır ama bu odalardan bir tanesi ambar olarak kullanılıyor. Ambarın kendine has konstrüksiyonu ve tahtası vardır, daha kalındır. Kapısı da daha küçüktür, penceresi yoktur. Evlere çift taraftan girilir genelde. Hani tarladaki işten hangi taraftan geliyorsanız o taraftan eve çıkabilirsiniz bir merdivenle. Evin üç tarafını çevreleyen balkon vardır. Yöresel olarak buna ayvan diyoruz. Ayvanın ortasında manzara yönünde genelde bir köşkü bulunur. Köşklerin bazılarında zemin yerden yükseltilmiştir. Bazılarında ise etrafında sedir gibi oturma düzeni konulmuştur. Köşküler misafir odasıyla ilişkilidir. Evler belki direkt bir harem selamlık yoktur ama misafir odaları genelde bu balkondan, köşk tarafından bir kapıyla dıştan kullanılır. Dolayısıyla misafir de dışarıdan gelerek burayı kullanabilir. Odalarda, özellikle arka odalarda, yani taş duvarın olduğu odalarda ocaklar bulunmaktadır. Altta ve üstte geleneksel evlerde ve bu ocaklar ısıtma, yemek pişirme amaçlı kullanılır. Ancak evler, odalardan bir tanesi biraz daha yaşam alanı ve mutfak evi olarak ağırlıklı kullanılır. Ortada bir mekan vardır. Bazı evlerde biraz daha geniştir. İşte Anadolu konut tipolojisinde orta sofa gibi ya da iç sofa gibi algılanabilir. Ama çok fazla yaşam alanı gibi değil de odaları birbirine, mekanları birbirine bağlayan bir geçiş alanı olarak kullanılmaktadır.
Şavşat evlerinin bir başka özelliği tuvaletleridir. Tuvaletler balkondan aşağıya doğru bir merdivenle inilerek asılmış bir şekilde yine ahşapla yapılmaktadır. Ahırın konumlanışına göre tuvalet de konumlanmaktadır. Çünkü ahırdaki hayvanların dışkılarının atıldığı noktaya doğru tuvalet de binada hizalanmaktadır. Ayrıca evlerin çatı katları da bir şekilde çatısı da kullanılmaktadır. Çatı kırma çatıdır ve üst örtüsü gelenekselde burada yerel olarak bedevra deniyor. Karadeniz'de hartama denilen ahşaptan yapılmaktadır. Yani çamdan ince tahta olarak çakılarak yapılmaktadır. Ama saç ve teneke dediğimiz malzeme ortaya çıktıktan sonra birçok evde bu geleneksel malzeme artık yok ve yeniden yapılmış durumdadır. Evleri Doğu Karadeniz'e karşılaştırdığımız zaman birçok açıdan aslında benzerlik gösterir işlevsellik olarak. İşte Doğu Karadeniz'in diğer illerinde Rize, Trabzon'da da ahırlar alt kattadır. Bunun bir amacı vardır aslında. Uzun kış dönemlerinde ahır evin üstte ısıtılmasına da yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla ahır alttadır. Yaşam alanları üst kattadır. Evler genelde çift girişlidir. Aynen Şavşat'ta olduğu gibi. Orada da hani tarım arazisinden gelişlerin eve kolay olmasından dolayı böyle bir benzerlik gösterir. Anadolu konut tipolojisinde de benzerlik açısından işte orta sofayı, bazı evlerde bu sofa denilecek büyüklükte değildir. Bir hol niteliğindedir, 2 metre genişliğinde. Sadece evin iki tarafındaki balkonla bağlantıyı sağlayan bir eleman olarak kullanılmaktadır. Haremlik selamlık olarak yine odanın dıştan bir kapısının olması, bazen misafirle ev halkının, daha doğrusu işte kadınların temas etmemesi sağlanmıştır. Böyle bir gelenek vardır. Bazı evlerde kış koşullarından dolayı arada bağlantı vardır alt ve üst katla. Çünkü ambar üst kattadır ve ambar önemli bir mekandır. Ambar dediğimiz yer aynı zamanda bir kilerdir. Burada her türlü yiyeceğin saklandığı şekilde tasarlanmıştır. Özellikle ambarın üç tarafını saran sandık şeklinde ki biz onlara yöresel adıyla haro diyoruz. İşte buğday, öğütülmüş un vesaire erzaklar burada saklanır. İşte mısırların asılması için ahşap aparatlar, sırık diyoruz, onlar bulunur. Ve diğer tarım, yani işte tahılları temizlemek için, unu elemek için kullanılan bütün malzemeler de ambarın içindedir. Yağ, peynir, yani akla gelebilecek her türlü malzeme ambarın içinde saklanmaktadır. Dolayısıyla önemli bir mekandır. Kışında kar çok yağdığı için, dışarıdan eve çıkılması zor olduğu için bu ara merdiven kullanılır. Yöresel adı da buna biz hepengi diyoruz bazı yerlerde. Seyyar bir merdiveni ve kapağı vardır. Açıp üst katlara çıkma şansınız bulunmaktadır. Tamamen yerel koşullar, iklim koşulları ve yaşam şeklinin yapı yapma sanatına yansıyan bir ev tipolojisini Şavşat'ta görmekteyiz. Şavşat, teknolojiye yenik düşen ve geçmişte yörede kullanılan malzemeleri bir müze yardımıyla geleceğe aktarmayı amaçlamıştır. Kendi kültürünü geleceğe aktarmayı amaçlayan Tepeköy'ün ihtiyar delikanlıları, aynı zamanda folklor kültürlerini de en güzel şekilde yansıtmaktadırlar.
Hayvancılık önemli geçim kaynaklarındandır Şavşat'ta ve bunun neticesi olarak yayla kültürü devam etmektedir. Birbirinden güzel ve doğal süt ürünlerinin elde edildiği yerlerdir yaylalar. İnsanların huzurun yanında sağlıklı yaşam sürmelerinin kaynağıdır aynı zamanda. Ciddi emek ister yaylada olmak. Gün doğmadan başlar hayat ve kadın en önemli figürdür yaylada. Neredeyse bütün iş yükü onun sırtındadır. Bütün ürünler geleneksel yöntemlerle elde edilir yaylalarda. Verimli geçen bir yayla sezonunun son gecesi, belki de bir teşekkür mahiyetinde toplanır insanlar son kez yaylada. Sabaha kadar eğlenilir ve yayla yorgunluğu atılır bu son gecede. Gün doğmaya yakın hüzünle terk edilir eğlence meydanı ve artık ayrılma vaktidir yayladan. Bir dahaki seneye tekrar kavuşmak üzere toplanır bütün evler ve hayvanların arkasında düşülür yollara. Elde edilen ürünlerle birlikte köydür istikamet ve bu dönüş aslında gelen kışın habercisidir. İş bitmez burada. Her zaman, her duruma hazırlıklı olmaktır asıl olan. Kışı köyde geçirecek olanlar hazırlıklarını yaparlar kar yağmadan.
Kışı Şavşat dışında geçirecek olanlarsa son kez özlemle bakarlar köylerine. Bir daha kavuşup kavuşamayacakları belli değildir. Ama hemen hepsi tekrar bu cennet vatana kavuşmayı geçirir içlerinden. Kalmak da zordur burada, gitmek de. Artık dağları sarmıştır kar. Şavşat beyazlara bürünmüştür. Bu hali de aşık ettirir kendine, dile getirir insanı. Yazın ayrı, kışın daha ayrı güzeldir Şavşat. Sakın saltanata vara güvenme, vara güvenme. Yalan dünya malı yerinde kalır. Sakın saltanata vara güvenme, vara güvenme. Yeşille beyazın ahengi gözlere bayram ettirir burada. Yazın kara çamlardan rengini alan Karagöl, ak olmuştur üstüne serilen beyaz örtüyle. Kayıkla gezdiğiniz gölün üstünde dolaşmak, sessizliğin verdiği huzurla birleşerek muhteşem bir his oluşturur gönlünüzde. Sevda olur adı Şavşat'ın. Her zerresini hissedersiniz hücrelerinizde. Özlersiniz, gitmek istemezsiniz. Ama kalan anlatır en iyi kışın burada yaşandığını. Çatılara kadar yükselen karın içinde mutlu olabilmektir Şavşat. Durmamak, sürekli hareket halinde olmak, doğaya saygı duymaktır. Kendine saygı duymaktır. Yaşamak ve yaşatmak için çabalamaktır. Kışın sabah erkenden ahıra inilmez. Çünkü soğuk olduğu için burası eskiden zaten
cereyan yoktu. Şimdi yine ahırlarda cereyan var. Böyle saat 8-8.30 gibi biraz hava ılıdıktan sonra ahıra inilir. Eskiden erkekler ahıra inmezdi. Nüfus fazlaydı. Her evde 2-3 tane kadın vardı. Onlar sağım yapardı, hayvan bakardı. Erkekler ormana gider, ormandan odun getirirdi. Ormanda işte çok uzak olduğu için şöyle 3-4-5 kilometre hatta 7 kilometre mesafede. Şimdi nüfus kalmadığı için her evde 2'şer tane nüfus var. Bir yaşlı kadın, bir yaşlı erkek benim gibi böyle. Mecburdur yani eşine yardım etmeye. Zorluk yoktur burada. Sevgiyle, huzurla kolaylaşır işler. Sayıları az olsa da birbirlerine büyük bağlılıkla yaşar insanlar köylerde. Yazın ot kesildiği zaman onu öküzlerle taşırdık. Herkesin böyle 4 tane, 6 tane öküzü olurdu. Bunlar bondruk dedikleri bir şeyle koşardılar. Arkasına büyükçe bir hızek derler burada. Onu takardılar, onu getirirdin. Mereğini, samanlığını onları depoya verdin. Şimdi işte o işler kalktı. O işi traktörler, patpatlar ve kamyonun yer açtığı yerlerde de ufak böyle kamyonetler, 4 lastik, 6 lastik kamyonlarda taşınıyor. Kışın burada ahır iniliyor. Başka da işte kapıda odun kırarsın, ahıra inersin. Hayvanlarına bakarsın. Şöyle bir 2-3 saat, 4 saat gelirsin evinde televizyon izlersin. Komşu muhabbete gidersin. Komşular gelir, evde muhabbetler yapılır, çaylar içilir. Yani hayat böyle burada. Yardımlaşmayla, dayanışmayla geçen bir ömür vaat eder Şavşat. Cinsiyet ayrımı olmadan belki de en çok ihtiyaç duyulanı, insanca yaşamayı, değer vermeyi, yaşlanmamayı, huzurla uzun yaşamayı, doğallığı, saygılı olmayı ve saflığı sunar insanlara. Odunlu evde nüfusu olanlar mesela 3-4 kişi olanlar onu sonbaharın parçalar. Fakat bir kişi, iki kişi oldu mu evde iki kişi, genellikle iki kişidir. İki kişi oldu mu onu işte böylece yığarsın, lazım olduğu zaman onu parçalarsın, getirir sobada yakarsın, ısınırsın, ekmeğini pişirirsin, sobada yemek tencereleri konur, o yemek tencereleri ısınır, işte yapılır, köyde hayat böyle. Rutin aynı şekilde ta ki ilkbahara kadar, ilkbahar oldu mu, hayvanlar meraya çıktı mı, İşte sağlıklı kimse, kadın sağlıklıysa kadın sığırlara gider. Erkek sağlıklıysa yani bir şey yoksa yaş ortalaması 50 ve üstü olduğu için hasta oluyor vatandaş tabii. Kimisinde bacağı ağrıyor, kimisinin ne bileyim işte böyle. Böyle devam eder ta ki Temmuz'a kadar. Temmuz'da da yaylaya gidilir. Orada da bir bayan bu işleri götürür yani. Çobanlık işi kalkar. Orada sadece mal, hayvanları ahırdan çıkardır mı gider kendisi otlar gelir. Hani çobana gerek yok. Çoban olsa da 3 tane 4 tane böyle sırayla gider vatandaş. Herkesin hayvanını göz kulak olur. Kalanları getirir. Şöyle ikindi zamanı saat 5-6-7 gibi. Böyle yani köyde. Ha, vatandaş ne yapar? Bu yağı peyniri götürür. Pazarda götürür satar. Pazarda gerekmez. Yani buranın yağı peyniri genellikle hayvan yerli ırk olduğu için yağı da peyniri de sütü de kalitelidir. Müşteri gelir burada alır götürür. Hayat böyle devam edip gidiyor işte.
Köyde çocuk olmak da farklıdır Şavşat'ta. Oyuncak alacak bir dükkan olmasa da sizi düşünen birileri vardır muhakkak. Emek vererek, zaman harcayarak mutlu olmanızı sağlar büyükler. Yüzünüzde bir tebessüm oluşsun diye çabalarlar. Kızlarım Gebze'de, orada çalışıyor. Yeni nesil burada hiç durmuyor, burada kalmıyorlar köyde. Biz yalnız kalıyoruz. İki kişi varız bir evde. İdare ediyoruz. Hayvancılıkla geçim sağlıyoruz. Bu işlerle de arasıyla uğraşıyoruz işte. Çocuğa düşen, oyuncağın da doğalıyla oynamaktır. Tadını çıkarmaktır artık. Değerlidir Şavşat'ta sahip olduklarınız ve az olsa da imkanlar. O tebessüm mutlaka yüzünüze konar. Sakinleştirecek ve size huzur verecek bu coğrafyaya gelmeniz için bütün bunların dışında bir davet gerekliyse hala şairane bir davet sunulur sizlere. Siz gurbette millet ve nahar da var. Arasına beni görmeye gelin. Ben de temiz hava sizde araba hiç olmasa yazın durmaya gelin. Bursa'da ne varsa burada da aynı. Arada bu yana çıkıyorum boyun. Ananızın gibi sıcak dur koyunu, sorgusuz sualsız girmeye gel. Tarlada, çayırda işe dalaşın, toprağa, çamura, toza bulaşın, çabiye, tikana, tela dolaşın, çay kedi, panturi çırmaya gel. Gençler yaşlı oldu, beli büküldü,
yeşil zeminlere beton döküldü. Tahta evler odun diye söküldü, kola kola kesip yarmaya geldi. Nekere çağırdı Fadime Bibi, dereler hazır mı ustura gibi, 20'şer konadan bir sürü dibi çatar pelutlara kurmaya gelin. Tut, kirez, mısırı, armudu, balday, ayı oraya ayı doldurdu çantayı. Bulun buluşturun tüfek tabancayı, hükümetten gizli vurmaya gelin. Kimi yeni eva temel atıyor, kimi krediyle borca batıyor, kimi hasta, yorgan döşek yatıyor, halini hatırını sormaya gel. Kapanmış yolumuz açılsın diye, gurbetten sılaya kaçılsın diye, köprü yapıyorum geçilsin diye, siz de kirişini germeye gelin. Size diyelim ki kalkın oturun, aklınıza en çok köyü getirin. Gurbette işleri çabuk bitirin, burada canınızı vermeye gelin. Şafşat sizleri bekliyor.